her zaman ertelediğimiz, uf dur sonra yaparım dediğimiz check-up'lar aslında gerçekten hayati önem taşıyor. Bu noktada Serdar hocamıza sormak istiyorum. Neden ve ne zaman, hangi yaşlarda, hangi check-up'ları yaptırmamız gerekiyor? Tabii Çağla Hanım, check-up genel kontrolümüz bir takım istatistik çalışmalarla ortaya çıkıyor aslında. Yani biz hastaların yaşlarına, yaş gruplarına göre hangi yaşlarda hangi hastalıkları görebiliyoruz, olasılık hangisine göre check-up'ları dizayn ediyoruz. Hı hı. Bu genelde 40 yaş üstü bir takım hastalıklarımızda oransal olarak, istatistiksel olarak artış oluyor. Hı hı. 40 yaş üstünü biraz daha önemsiyoruz. Sonraki dekatta 50 yaş üstüne gelince kadında erkekte ayrı ayrı bir takım hastalıkların olma olasılığı, ortaya çıkma olasılığı artıyor. Orada biraz daha bazı konulara fokuslanıyoruz. Tabii. Çocukluk çağında biliyorsunuz doğumdan itibaren çocuk doktorunun kontrolleri var. Doğumsal hastalıklarıyla ilgili bir takım kontroller yapılıyor. Onların düzenliliği de çok önemli. Onların düzeni ayrı bir düzen. Orada bir avantajımız var. Belli bir aşı düzenimiz var. Aha. O aşı düzeninde doktor ziyareti mecburen oluyor ve hekim arkadaşlarımız da o çocukların o kontrollerini o arada yapıveriyorlar. Ama bu aşılar bittikten sonra bir doktordan kopuş oluyor 20'li yaşlarda. 20'li yaşlardan sonra aslında genel kontrollerimizi her sene, vücudumuzda herhangi bir değişiklik yoksa her sene yapmak, her sene kan analizi yapmak ihtiyacımız yok. Evet, eğer herhangi bir şikayetimiz yoksa aslında, değil mi? Evet. Bu 20'li 40'lı yaş arasından birazcık bahsediyorsunuz. Evet, evet. Bu yaş grubunda çok aşırı tetkik yapmak da kişilerde kaygı yaratabiliyor. Tabii. Burada yine belli istatistikler var. Hı hı. Kişi kendinde en güzel aslında kendiyle ilgili, metabolizmasıyla ilgili değişiklikleri gözlemleyip bir farklılık gördüğü zaman hekime başvurmalı. Hı hı. Ama en azından bir 2 senede, 3 senede bir de genel kontrolleriyle ilgili bir doktorun kapısını çalmalı. Hangi yaşta hangi testler yapılmalı diye sizler için bir başlık açtık. Özellikle de 40 yaşından sonra minik minik şikayetler başlamaya başladığında yılda bir genel doktor muayenesi öneriliyor. Temel kan testleri ve idrar analizi mutlaka yapılması gerekiyor. EKG, akciğer grafisi, GAİTA'da gizli kan testi yapılacak. Ürolojik kontrol ve PSA testi de mutlaka yapılması gerekiyor. Ve özellikle de 50 yaşından sonra yapılması gereken testlerse yıllık fizik muayenesi, tansiyon ölçümü, boy kilo kontrolü mutlaka yapılmalı, testis kanseri muayenesi gerekiyor. Her 5 yılda bir kolesterol ölçümleri, tip 2 diyabet içinse yıllık tarama testleri yapılması gerekiyor. Peki Nuray Hanım, en son ne zaman test yaptırmıştınız? 10 yıl önce. 10 yıl önce. check-up. En son 10 yıl önce yaptırmıştınız. Peki siz? Ben de galiba 2008 Osman Hoca'ya gitmiştim 2008'de. Öyle mi? Ya herhangi bir şikayetle mi gittiniz yoksa? Yok, öyle genel bir şey için. Tabii çok iyiydi o zaman değerlerim ama yani iyi çıkmıştı, sevinmiştim. O zaman iyi çıkmıştı, bakalım daha sonra nasıl şimdi çıkmıştı, ne oldu? Hangi testler yapılmıştı, evet. Hepsini izliyor olacağız. Burada Didem Hocam'a da sormak istiyorum, 60 yaşından sonra önem kazanan testler. Tabii ki 60 yaşından sonra bizim için önem kazanan testler artık böyle kanser tarama testleri olmaya başlıyor. Hı hı. Onun dışında genel bir psikolojik muayene lazım. Demansif hastalıklar gelişmeye başlıyor. Hı hı. Alzheimer, Parkinson, bunlar için mutlaka ayrıntılı bir nöroloji değerlendirmesi yapmak gerekir. Hı hı. Göz bozukluğu gelişiyor, görme keskinliği bozuluyor, işitmede azalma oluyor. Eklem rahatsızlıkları, kas rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Bunlar için ayrıntılı olarak bir fizik tedavi muayenesi, göz muayenesi, işitme testi yapmak gerekir. Yine kalp hastalıkları için mutlaka bir kardiyoloji muayenesi yapmak gerekir. Hı hı. Onun dışında da yine aile servisleri de göz önüne alarak aslına bakarsanız 40 yaşından sonra artık diyoruz. Normalde 50 yaşından sonra diyorduk ama görülme sıklığı arttığı için mide kanseri ve kalın bağırsak kanseri, kolon kanserlerinde aile öykümüz de varsa tabii daha erken de yapabiliriz ama mutlaka bir gastroskopi, kolonoskopi dediğimiz mideye ve kalın bağırsakların içine hortum salma yöntemiyle bakıp görmek lazım. Hı hı. Hortum salma demeseydiniz hocam. Evet. Kamerayla bakalım. Minik bir kamerayla giriş yapıp bakılabilir. Tamam, minik bir kamerayla bakalım. Sevgili Nuray Hanımcığım, 63 yaşında, emekli öğretmen, boşanmış, 2 tane çocuğu var, Allah bağışlasın, 2 oğlunuz var. Evet. Fibromiyaj rahatsızlığı varmış, kronik ağrıları varmış ama aslında biz size yapılan tetkikleri görmeden önce sizi biraz tanımak istiyoruz. O yüzden veterinizi bir izleyelim. Buyurun. Nuray Hanım, check-up yaptırmak için bize başvurdunuz programımıza. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nuray Özben.
Emekli öğretmenim. 40 yıl öğretmenlik yaptım, severek yaptım. Oğlumla yaşıyorum. Peki daha önce hiçbir check-up programına katıldınız mı? 10 yıl önce yaptırmıştım. Şu anda peki nasılsınız? Var mı bir sağlık probleminiz? Şimdi daha iyiyim ama sırt ağrılarım çok şiddetli. Bunu da fibromiyaj diye söylendi. Ama tedavisini yaptıramadım henüz. Kaç yıldır var bu hastalık? Bu hastalık 5-6 senedir veya daha da çok, daha da çok. Ne gibi zorlukları var? Yani sırtım sürekli ağrıyor. Sırtım, yani omuzlarım, sırt kasları sürekli ağrıyor. Hiç dinmeyen bir ağrı. Şöyle başıma doğru da vuruyor şu şeyleri. Peki bu hayat kalitenizi düşüren bir hastalık değil mi, ağrılar, fibromiyalji? Tabii ki. Biraz ihmal mi ettiniz kendinize? Biraz ihmal ettim. Randevu almaya çalışıyorum, alamıyorum. Çok zorlanıyorum. Erkek çocuğunuz var. Evet. Tabii onlar da yetiştirmek kolay diye. Kolay değil. Bayağı bir zorlandım iki erkek çocuğuyla. En iyi şekilde yetiştirmeye çalıştım. Peki üniversite döneminde, lise döneminde nasıl bir Nuray Hanım vardı? Spor yapıyor muydunuz o zamanlar? Sağlığınıza dikkat eder miydiniz? Lise döneminde çok fittim, sağlıklıydım, enerji doluydum. İşte sonradan rahatsızlıklar başladı daha sonra, üniversiteden sonra. Öğretmenliğin ilk yıllarında demeyeyim, bir 10 sene sonra. Lise dönemindeki halim gayet sağlıklı. Sonra lisede, Kız Meslek Lisesi'ndeydim. Mankenlik yaptım. Evet. Mankenlik yıllarım. Oo, bayağı profesyonelce yapmışsınız. Evet. Ama şu anda da öyle kilonuz yok bence Nuray Hanım. Yok, çok fazla yok. Bir 5 kilo herhalde bir fazlalığım var. Onları da yeni. 5 kilo da normal artık yani. Onu herkesin var. Evet. Çok çok güzel bir kadınsınız. Kendinize çok güzel bakmışsınız belli teşekkür ki. Ederim. Bunu buradan çok net görebiliyoruz. Nasıl bir genel ederim. Hayatınızı nasıl değerlendiriyorsunuz siz? İşte ne bileyim, kendime çok bakarım, çok titizimdir, hayır biraz ihmalkarımdır, biraz tembelimdir gibi birazcık şöyle bir çatı altında toplayabilir misiniz? Tabii ki. Kendime iyi bakarım. Sporumu yaparım, ihmal etmem. Yürüyüşümü yaparım. Spora gidiyorum. Pilates yapıyorum. Harika. Sağlığımdan işte bazen rahatsız olduğumda erteliyorum tabii biz sporu. Biz şimdi spora değil de yemeği konuşalım mı? Yemek çok önemli ya. Tabii. Ne yiyorsunuz, ne içersiniz? Aa, Ayşegül'ün yemek deyince boğazına bir şey kaçmış. Yani yemek konusunda yeşillik çok yerim, yeşillik. Hep çok sağlıklı, sağlıklı beslenirim. Yemeklerinizi yani şey yapmam. Yaparsınız. Kendim yaparım. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Evet. Peki nasıl şikayetler başladı ve neden başvurumuz sizin için, hani ya evet ben de bir başvurayım ve check-up yaptırayım noktasına ne getirdi sizi? Çünkü randevu alamıyorum. Aslında şey yapmak istiyorum, check-up'tan geçmek istiyorum. Randevu almak çok zor, inanın çok zor. Oğullarınız kaç yaşında? 36 büyüğü, 34 küçüğü. Onlar randevu alabilir miydi? Onlar da uğraşıyorlar benimle beraber. Onlar da almaya çalışıyorlar. Fakat yok, her taraf dolu oluyor. Hocam böyle bir, genelde böyle bir şikayet oluyor mu? Alıyor musunuz? Ama devlet hastanesi. Devlet hastanesi. Zor oluyor değil mi? Tabii bir imzasızlık. Kış dönemlerinde özellikle. Kış dönemlerinde yoğunluk oluyor maalesef. Bu herhalde hem pandemi sonrasında da birazcık virüslerin, farklı virüslerin artmasıyla da hastaneler dolup taşıyor ki. Çok. Çocuk klinikleri de keza öyle, öyle değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.